Bana bu işin mantığını açıklayın. Hepinizden özür dileyeceğim sevgili dostlar. Evet, sizden tek ricam bana bu işin mantığını açıklayın. Sevgili dostlarım, bu soruma cevap verin. Hepinizden özür dileyeceğim. Türkiye'de hangi olumlu şey gerçekleşti de borsa 2 gün içerisinde 90 binden 94 bine çıktı? Dolar 5.95 seviyesinden 5.83 seviyesine kadar gevşedi. Sevgili dostlarım, büyük bir oyun oynanıyor. Evet, piyasalar üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Diyeceksiniz ki nereden böyle bir kanıya vardın? Nasıl böyle bir fikre ulaştın? Gayet basit sevgili dostlarım. Bakın, hafta sonu Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Hangi ülkede olursa olsun bir ülkenin kredi notu çöp seviyesine düşürülüyorsa, bir ülke yatırım yapılamaz ülke olarak ilan ediliyorsa, bir ülke aynı zamanda aşırı spekülatif bir ülke olarak ilan ediliyorsa, o ülkenin borsası hiçbir koşulda ama hiçbir koşulda yükselmez, yükselemez sevgili dostlar. Bir ülkenin merkez bankası hazinede para bittiği için, altını çizerek söylüyorum, hazinede para bittiği için hülle yoluyla hazineye para aktarmak adına para basmaya başladıysa ve likit de musluklarını açtıysa ve çaktırmadan faiz indirdiyse, o ülkede yine borsa yükselemez, dolar hiçbir şekilde gevşeyemez. Türkiye'de borsa 4000 puan birden arttı 2 gün içerisinde. Keza dolar 5.95 seviyesinden 5.83 seviyesine düştü. Bunun tek bir açıklaması var. Türkiye'de büyük bir oyun dönüyor. Büyük bir entrika dönüyor. Başka bir açıklaması yok sevgili dostlar. Eğer ki Türkiye'de Merkez Bankası para basıyorsa, Moody's gibi dünya çapında bir kredi derecelendirme kuruluşu yurt dışındaki yabancı yatırımcılara aman ha bu ülkeye gitmeyin, ben bu ülkenin kredi notunu düşürüyorum demesine rağmen borsa yükseliyorsa, işin içinde başka işler vardır. Bunun yanına işsizlik rakamlarını, bütçe rakamlarını, konut verilerini, otomotiv verilerini koyduğumuz zaman burada da sıkıntılı veriler geliyorsa, üstelik olağanüstü sıkıntılı veriler geliyorsa ve buna rağmen borsa yükseliyorsa, entrikanın büyüklüğünü artık siz kendiniz hesap edin sevgili dostlar. Selçuk Yeçer borsayı tutturamadı, Selçuk Yeçer doları tutturamadı. Tabii ki tutturamaz. Normal koşullar içerisinde olması gereken hiçbir tepki verilmiyorsa, aksine olması gerekenin tam tersi bir tepki veriliyor ise, burada söylenebilecek tek açıklama entrikadır sevgili dostlar. İşsizlik rakamları, evet işsizlik rakamları açıklandı dün ve 14.1 geldi sevgili dostlar. Bu işsizlik rakamlarının karşılığı ise geçen yıla göre işsiz sayımızın 1 milyon 334 bin kişi daha artmış olması. Türkiye'de kayıt dışı çalışan sayısı %33.9'a ulaşmış sevgili dostlarım. Türkiye'de genç işsizlik %25.2 seviyesine gelmiş sevgili dostlarım. Tarım dışı işsizlik de %16.1 seviyesine ulaşmış sevgili dostlarım. Ve işsizlik berbat durumda. Bunlar resmi veriler, TÜİK'in resmi verileri. Gayri resmi verilere göre %20'lerin çoktan üzerine çıkmış bir işsizlik rakamı var sevgili dostlar. Gayri resmi verilere göre %35'in üzerine çıkmış bir genç işsizlik var Türkiye'de. Yani Türkiye'de her 3 gençten birisi işsiz. Türkiye'de sıkıntı büyüyor. Türkiye'de reel sektör ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Batma noktasına gelmiş durumda. Herkes seçimleri bekliyor. Seçimlere kadar iflaslar yasaklanmış durumda. Evet, seçimlere kadar iflaslar, konkordatolar yasaklanmış durumda. Ve bu koşullar içerisinde bizim işsizliğimiz 14.1'e geliyor. Maksimum, yani makyajlanmış işsizliğimiz 14.1 seviyesine geliyor. Ve yüksek işsizlik Türkiye'de devam ediyor. Ve buna rağmen bankacılık hisselerinin alımlarıyla borsa yükseliyor sevgili dostlar. Bankacılık hisseleri neden artıyor? Çünkü Merkez Bankası'ndan bedava para akıyor. Nasıl bedava para akıyor? Merkez Bankası para basıyor. Bankalar kanalıyla bu parayı hazineye aktarıyor ve bankalar da aradan komisyonunu alıyor. Ne kadar ballı kaymaklı iş değil mi sevgili dostlarım? Büyük bir oyun var sevgili dostlarım.
Evet, hem borsa cephesinde hem dolar cephesinde inanılmaz büyük bir oyun var. Mal verme ve kiri silkeleme oyunu bu. Bu oyun büyük çapta devam ediyor ve seçimlere kadar da devam edecek. Ben pazartesi günü dolar yükselecek, borsa düşecek dedim. Normal koşullarda olması gereken şeyi söyledim. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Moody's Türkiye'nin kredi notunu çöp seviyesine getirdiyse, Merkez Bankası hazinede para bittiği için para basmaya başladıysa, işsizlik seviyesi her geçen gün yükselmeye devam ediyorsa, konut satışları özellikle Türkiye gibi konut bağımlısı bir ülkede tepe taklak olmuşsa, %31,3 oranında konut satışları düşmüş durumda. Yani artık dibin dibine doğru ilerliyoruz. Daha kötüsü, banka kanalıyla satılan konutlar, yani ipotekli konut satışları %85,8 oranında düşmüş durumda. Sıfır konut satışları %39,2 oranında düşmüş durumda. Yani konut sektörü felç. Evet, felç sevgili dostlarım. Ve buna rağmen bankacılık sektörü borsada prim yapıyor ve borsanın yükselmesini sağlıyor. Hangi akıllı adam buna inanır ya? Hangi mantıklı adam buna inanır? Dünyanın hiçbir yerinde kredi derecelendirme kuruluşları bir ülkenin kredi notunu bu kadar dip yapmışken ve hazinede paranın bittiği artık ayan beyan ortaya çıkmışken borsa yükselmez, dolar düşmez. O ülkenin para birimi değer kaybeder. Bütçe verilerine bakalım. Bakın, geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde toplamda 20 milyar liralık bir bütçe açığı varken bu yıl Ocak-Mayıs dönemindeki bütçe açığı 66,5 milyar liraya ulaşmış durumda sevgili dostlarım. 66,5 milyar liraya ulaşmış durumda. Sadece Mayıs ayındaki bütçe açığı 12,1 milyar lira. Bir ayda neredeyse geçen senenin 5 ayına denk ve buna rağmen Türkiye'de borsa yükseliyor, dolar düşüyor. Hadi canım oradan. Kimi kandırıyorsunuz siz? Hangi vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz? Böyle bir ekonomik model yok. Böyle bir finans sistemi yok. Böyle bir oyun yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve biz bunları söylediğimiz için, doğruları yüzlerine vurduğumuz için suçlu pozisyonuna düşüyoruz. Suçlu olan biz değiliz, bu oyunları çevirenler. Vatandaşı tepe taklak edenler. Bakın, yarın öbür gün 23 Haziran sonrasında her şeyin foyası ortaya çıkacak. 23 Haziran'dan sonra her şeyin foyası ortaya çıkacak. Siz sanıyor musunuz ki karşılıksız olarak Merkez Bankası tarafından basılan bu paranın bir yan etkisi olmayacak? Siz sanıyor musunuz ki Moody's'in Türkiye'yi çöp seviyesine getirmesi ve Türkiye'deki bankaların yarın öbür gün yurt dışından sendikasyon kredisi bulamaması nedeniyle borsa tepetaklak olmayacak? Ya da bankalar çok zor duruma düşmeyecek? Ya da özel sektör çok zor bir duruma düşmeyecek? Bugün günü kurtarıyorlar. 23 Haziran'da seçimler olacak. 6 liranın altında bir dolar, yükselen bir borsa, her şey güllük gülistanlık. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Madem Türkiye ekonomisi çok güçlü, neden reel sektör batma noktasına geldi? Madem Türkiye ekonomisi çok güçlü, neden hazinemiz sıfırı tüketti? Madem Türkiye ekonomisi çok güçlü, bütçemiz 5 ay içerisinde geçen yılın 5 ayına göre 3 kat daha büyük bir açık veriyor. Madem ekonomimiz çok güçlü, konut sektöründe dibin dibini görmeye devam ediyoruz ve gördüğümüz bu dibin dibi seviyelerinde sonu gelmiyor. Madem ekonomimiz çok güçlü, neden enflasyonumuz bir türlü düşmüyor? Satın alma gücümüz her geçen gün daha da fazla azalıyor. Madem Türkiye ekonomisi çok ama çok güçlü, yoksulluk seviyemiz yukarı çıkmaya devam ediyor. 50 milyon kişi Türkiye'de yoksul, 18 milyon kişi Türkiye'de açlık seviyesinin altında yaşıyor. Madem Türkiye ekonomisiyle ilgili her şey harika, sanayi üretimimiz düşmeye, iki çeyrektir küçülmeye devam ediyoruz. Madem Türkiye ekonomimiz bu kadar harika ve bu kadar harika olduğu için borsamız 94 bin seviyesine kadar yükseliyor, dolarımız gevşemeye devam ediyor, İnsanlar sokakta neden bu kadar bas bas bağırıyor? Açız, yoksuluz, geçiremiyoruz, artık borç bile bulamıyoruz, evimizi döndüremiyoruz, çocuğumuzu okutamıyoruz diyor. Madem Türkiye'de her şey bu kadar iyi, Şahin Bey Belediyesi'nin önünde insanlar kendisini yakıyor. Madem ekonomimiz bu kadar iyi, neden intihar olayları bu kadar çok arttı?
Fuhuş olayları bu kadar çok arttı. Kadına şiddet olayları bu kadar çok arttı. Boşanma istatistikleri bu kadar çok arttı. Sevgili dostlarım, bir borsa 94 bin oldu ve dolar 5.83 seviyesine gevşedi. Her şey güllük gülistanlık oldu ve Türkiye'de her şey düzeldi. Öyle mi? Türkiye'nin gerçekleriyle yükselen borsa ve Türkiye'nin gerçekleriyle düşen dolar örtüşüyor mu? Hadi gelin bunu bana açıklayın. Bakın, ben sözlerimin arkasında durmaya devam edeceğim. Sizlere gerçekleri bir bir anlatmaya devam edeceğim. Ama gerçekleri de duymak istiyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen borsa nasıl yükseliyor ve dolar nasıl düşüyor? Bir baba yiğit çıksın ve bunu bana açıklasın sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın efendim. Hoşça kalın.